Bir kardeşiniz olarak karşınızda olmaktan mutluluk duyuyorum. O gün yönetim kurulundaki arkadaşlarımızla hepimiz aynı takımdayız diyerek yola çıkmıştık. Bu ülkenin voleybol sevgisine ve camiasına inanan ben ve arkadaşlarım işte bu güçle yapabileceklerimizin sınırı olmadığını biliyordu. Bugün geldiğimiz noktada milli takımların katıldığı her organizasyonda kürsü için mücadele eden, altyapı organizasyonuyla tüm ülkeye yayılan, lisanslı sporcu sayısını her geçen gün artan, kulüpleşmede her geçen gün büyüyen, antrenör ve hakem eğitimlerini sürekli kılmış, sponsorların ilgi odağı haline gelmiş, uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapan bir federasyonuz. Milli takımlarımızın başarısıyla beraber çocuklarımızı voleybol oynamak istiyor. Aileler çocuklarını voleybolla yönlendirmek istiyor. Her geçen gün büyüyen ve gelişen fabrika voleybol organizasyonumuzda çocuklarımızı voleybol ile buluşturuyoruz. Pandemi nedeniyle bir süre faaliyetlerine ara vermesine rağmen bugün fabrika voleybol organizasyonumuz çalışmalarını sürdürüyor. Fabrika voleybol hareketi kapsamında ülkemizin farklı şehirlerde birçok mini voleybol şenliği düzenledik. Bu şenlikte 20 bine yakın çocuğumuzu ve ailesini voleybola tanıştırdık. Bir benzeri olmayan ve herkesin örnek gösterdiği voleybol lisemizin daha da gelişmesi ve amacına ulaşması için protokoller imzaladık. Sporcularımız barınma ve antrenman tesislerini geliştirdik. Voleybolun sadece sporu, sponsoru değil, paydaşı olan sporcularımıza karşılıksız burs imkanları sağladı. Burada söz konusu burs imkanını sağlayan Aksa Sigorta ve PNC'ye özellikle de teşekkür etmek istiyorum. Biliyorsunuz bizim TVF lisemiz var. Bir velisiniz, çocuğunuz orada okutmak istiyorsunuz. En iyi eğitimi vermek istiyorsunuz. En iyi tesiste istediği sporu yapmasını sağlıyorsunuz. Ve 5 yıldız yurt imkanı sağlıyorsunuz. Ama bunlara bir de karşılıksız burs imkanı veriyorsunuz. Türkiye'de ve Avrupa'da örneği olmayan tek bir proje. Bu da çok gurur verici. Nitelikli sporcunun nitelikli antrenörler tarafından yetiştirilebileceği gerçeğinden yola çıkarak antrenörlerimizin eğitimine büyük önem verdik. Ve bir önceki Milli Eğitim Bakanlığı'nın Türkiye Voleybol Federasyonu Eğitim Kurulu Başkanı olması dolayısıyla göreve geldiği gün Gençlik ve Spor Bakanlığımızla, Milli Eğitim Bakanlığımızla ve Voleybol Federasyonu ile yaptığımız bir protokolle antrenör eğitiminin bugüne kadar donatılmamış imkanlar, yapılmamış seminerler ve imkanlar seferber edilmiştir. Bunu da özellikle altını çizmek istiyorum. Pandemide dahi eğitimlerimize ara vermedik. Antrenörlerimizin tek bir çatı altında toplanmasını ve ekonomik olarak büyümelerini sağladık. 1958 yılından beri kurulan Türkiye Voleybol Federasyonu'nun antrenör dernekleri vardı ama tek bir çatı altında toplanıp bir konfederasyon olması yoktu. Göreve geldiğimizde ilk isteğim buydu ve bunu hayata geçirdik. Bugün antrenör camiasının 25 kuruş dahi geliri olmayan bir camianın Voleybol Federasyonu'nun sağladığı imkanlarla yılda en az 300-500 milyon TL, 1000 TL yani eski parası milyon, 1000 TL bir gelir kaynağı sağladığını da burada altını çizmek istiyorum. Bugün herkes evladını gönül rahatlığıyla bize, voleybol ailesine teslim edebilir, ediyor. Çünkü biz en az ailelere kadar çocuklarımızı düşünüyoruz. Ayrıca ve önemli, güçlü kulüp yapılarının bu sistemin en önemli parçası olduğunu bilinciyle her zaman kulüplerimizin yanında olduk. Liglerimizin televizyon yayınlarını sürekli hale getirdik. Bilabedel yapılan yayınlar döneminde yayın geliri elde ettiğimiz döneme geçtik ve bunu şifresiz yayınlarla halkımıza ulaştırdık.
Şunu da belirtmek istiyorum. Evet. Yine de biz korkuyoruz, yerin içinde kalır. Çok kıymetli, bize küstü gitti ama her genel kurulda bizi böyle istişare etmeden her hafta 3 defa beni arayıp da muhabbet ettiğimiz abimiz ne olduysa burada bize öfkelendi. Tabii biz de biraz herhalde kızdırdık Hüsnü abiyi. Ama şunun altını çizmek istiyorum. Belki gözüne hoş görünmemiş olabilir ama şu bir gerçek var. Bugün TRT milli maçları, olimpiyatları, ligleri, her yeri ve hatta birinci ligin yarı final ve final maçlarını ekranlarda yayınlıyor. Bununla da kalmıyoruz. Bakın takım skorlarında şifresiz yayın yapan tek federasyonuz. Sayın Delege, bu kolay değil. Buradan bir kez daha TRT'ye teşekkür ediyorum. Ve TRT'nin bize sağlamış olduğu bu samimiyet, bu şeffaflık, bununla ilgili girişimler bize neler kazandırıyor? Bugün bazı kulüplerimizin kendi televizyonu var. Sadece TRT'de yayınlanmıyor maçlarımız. Misli.com TV ile yaptığımız hem sponsorluk hem yayın anlaşması. Bununla da kalmıyoruz. Örneğin Fenerbahçe TV, örneğin Galatasaray TV. TRT'nin vermediği maçların da oradan yayınlanmasını sağlıyoruz. Neden? Çünkü bu işe vesile olan herkes, hepimiz aynı takımdayız. Dolayısıyla hepimiz voleybol içinde yapıyorsak yapıyoruz. Bu da çok önemli bir gelişme olduğunu altını çizmek istiyorum. Bugün prime time denilen televizyon izlenme oranlarının en yüksek olduğu dönem dilimlerinde yayınlanan maçlarımız tüm izleyiciler kategorisinde ilk 3 sırada yer aldı. Beni gururlandırdığı, bilmenizde yarar olduğunu size buradan aktarmak istiyorum. Bugün aynı yayın kuruluşu aynı saatte bir futbol müsabakasını yayınladı. Aynı saatte bir voleybol müsabakasını yayınladı. AB reytinglerine medyada yansıdığı için söylüyorum. Voleybolun aldığı reyting 52.4. Futbolun o gün itibariyle aldığı reyting 25.1. Voleybol buraları hayal edebilir miydi? Ediyordu. Ama gerçekleştirdi mi? Gerçekleştirdi. Nasıl gerçekleştirdi? Bütün paydaşların taşın altına elini koyarak bizlerin yanında olduğu için, bizlerin önünü açtığı için biz de bu çalışmalarını, karşılığını bu camiye kazandırdık. Onun için çok mutluyuz, çok gururluyuz. Değişen ve gelişen dünyaya ayak uydurarak internet üzerinden maçların yayını ile ilgili liglerimizi ve kulüplerimizin dünyanın her yerinde takip edilmesini sağladık. Alt liglerimizi ise iddia programına dahil olması için verdiğimiz mücadelenin karşılığını aldık ve kulüplerimize Spor Toto teşkilatı üzerinden gelir elde etme imkanı sağladık. Burada şunu belirtmek istiyorum. Spor Toto teşkilatı biz Efeler Sultanlar Ligi değil, birinci lig, o da değil, ikinci ligin yarı final ve final maçlarını da iddia programlarını alıp o Anadolu takımlarının iddia geliriyle bir soluk almasını sağladık. Ben burada Spor Toto Teşkilatı'na çok teşekkür ediyorum. Kendi öz gelir kalemlerimizden kulüplerimiz lehine vazgeçtik. Bugün farklı kaynaklardan öz gelirini artıran bir noktaya ulaştık. Geçen 5 sene içinde kulüplerimize aktardığımız sponsorluk gelirleri kat be kat arttı. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği konusunda cesur adımlar attık. 2019 Avrupa Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Bugüne kadar toplanan en yüksek seyirci sayısına ulaştık. Salonlara sığmadık taştık. Parklarda, bahçelerde dev ekranlar kurulmasını sağlayacak kadar ülkemizi voleybol etrafında birleştirdik. Organizasyon becerimizle uluslararası kuruluşlardan takdir ve teşekkür aldık. FIBB Başkanı ve SEV Başkanı'nın şahsım ve yönetimime teşekkürlerini, takdir yazılarını
aldık ve kendileri resmi bizim Türkiye televizyon kanallarında da bizzat yapılan organizasyonların dünyada ve Avrupa'da eşi benzeri olmadığını belirttiler. Bu da camia adına yine gurur verici bir olay. Organizasyon yeteneğimizin sadece ülkemizde sınırlı olmadığını 2020 Olimpiyat Oyunları elemeleri için gittiğimiz Hollanda'da gösterdik. Doğru dinamikleri harekete geçirerek Apeldoorn hikayesini yazdık. Kadın milli takımın Hollanda'da, Apeldoorn'da 7000 yarı final maçında 7000 taraftarın 6000'in Türk olduğu bir ortamda bu bir emekti, bu bir mücadeleydi. Biliyorsunuz onunla ilgili de camia bunu yakına biliyor. Akşam Türkiye'ye bu organizasyonun verilip sonra bir gece sonra Hollanda'ya verildiğini hep birlikte yaşadık. Ama bu bizi yıldırmadı, bizi daha da çok hırslandırdı ve hep birlikte bu mücadeleyi omuz omuza vererek Apeldoorn'u bir Türkiye şehri yaptık ve bu olimpiyat vizesini de oradan aldık ve bu ülkemize döndük. Dışişleri Bakanlığımızla işbirliği kurduk, desteklerini aldık, voleybolumuzun gücüne inandık. Hollanda'da takımımıza ev sahibi gibi oynayacağı bir ortam yarattık. Neticesinde de olimpiyat vizesini aldık, döndük. Katıldığımız her organizasyonda madalya için mücadele ediyoruz. Kadın milli takımımız 2017, 2019, 2021 son 5 yıl içinde 3 Avrupa şampiyonası oynadık. 1 ikincilik, 2 üçüncülük aldık. Tabii burada hepimizin de gönlünden geçen, hele hele Türkiye'deki 2019 Avrupa Şampiyonası'nda tiebreak'te 9-6'dan Sırbistan'a kaybettiğimiz maçı hiç unutamadık. Sizler de hiç unutmadığınızı düşünüyorum. Milletler Ligi'nde madalya kazandık. Her Milletler Ligi'nde organizasyonda yer aldık. Final oynadık, üçüncülük, dördüncülük elde ettik. Erkek milli takımımız arka arkaya iki defa Avrupa Altın Ligi şampiyonu oldu. Avrupa şampiyonalarına sürekli katılım gösteriyoruz ve her seferinde daha ileri gidiyoruz. Bugün 1998 yılından bu yana ilk defa dünya şampiyonasına katılma hakkı kazandık. Erkek milli takımının son Avrupa şampiyonasına göstermiş olduğu başarı, aldığı puan bizi önümüzdeki yıl 2022 Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde ettik. Bununla da kalmadık. Olimpiyat elemelerinde oynama hakkı elde ettik.